Bugünkü konumuz Alan Wake 2. Remedy'nin her oyunu gibi bu da görsel anlamda sınırları zorlayan bir yapım. RTX'inden tutun pet tracing'i o su derken resmen Nvidia kartları için üretilmiş bir tek demo adeta Alan Wake 2. Ve eğer bu oyunun tadını full görsellikle çıkarmak istiyorsanız tam size göre bir PC var efendim. İşte ROG Strix G18. Hem ROG'un şıklığı ile hem de üstün performansı ile bilinen Strix ürününün en zirvedeki ürünlerinden biri olan bu dizüstü bilgisayar, oyuncular göz önünde bulundurularak özel dizayn edilmiş bir cihaz. Bu kanalda daha önce de Strix laptoplarından bahsettik biliyorsunuz. Ama şu ana kadar denediklerim içerisinde açık ara en çok beğendiğim bu oldu. Bunda 18 inçlik geniş ROG Nebula ekranının etkisi epey büyüktü. ROG Nebula klasmanını hak etmek için çok katı testlerden geçmesi gereken bu ekranlar tepki süresi, geniş renk aralığı ve canlılık konusunda piyasadaki en iyi performanslardan birini sunuyorlar. 240 Hz tazeleme oranı ve 3 milisaniyelik tepki süresi haricinde 16'ya 10 oranındaki paneli sayesinde normal ekranlardan daha geniş bir alana hakimiyet sağlamanızda yardımcı oluyor. Özelleştirilebilir klavye ve kasa altı ışıklarıyla ile birleşince de alet sizi cidden oyunun atmosferinin tam anlamıyla içine alıyor. Peki cihazın içinde ne tür parçalar var diye bakarsak da öncelikle ekran kartı. Benim kullandığım ve test ettiğim modelin içinde 4 70'i vardı ama G18'ler değişken ekran kartlarıyla sunuluyorlar. Eğer isterseniz 4080'li modeller de mevcut. Nvidia'nın ikinci nesil RTX mimarisi olan Ampere tarafından desteklenen bu kartlar size olabilecek en iyi görselliği, en yüksek performansı sunabilmek için özel dizayn edilmiş durumdalar. Işin izleme, DLSS 3 veya Frame Generation gibi oyun deneyiminizi hatır sayılır şekilde geliştiren etmenleri de barındırdıklarını söylememe gerek yok herhalde. Nvidia ekran kartı konusunda şu an sektörün lideri ve Strix modellerde referans kartlara kıyasa çok daha iyi performans verdiğini defalarca kanıtladığından gönül rahatıyla tercih edilebilir bir ürün bu. İşlemci tarafında ise sektörün bir diğer yıldızı olan Intel'in 13. nesil i9 Core 13900HX'i var. Mobil işlemciler içerisinde en yüksek model olan 13900HX, 4070 ekran kartının hakkını verebilen ve laptopun gerçek gücünü ortaya çıkabilen kilit bir parça kesinlikle. Önceki modele göre %46'ya varan performans artışları sayesinde oyun oynarken, 3 boyut tasarım yaparken veya diğer ağır iş yükleri gerektiren işlerle uğraşırken 13900HX'in hayatınızı bayağı kolaylaştıracağına şüphe yok. Ve tabii ki ben de bu kolaylaştırmayı test etmem gerekiyor. Her zamanki gibi Spider-Man'de ufak bir test yaptım ve sorunsuz çalıştığını görünce bu videonun da konusu olan Alan Wake göz atmaya karar verdim. Tüm ayarları maksimum alıp RTX'i, Path Tracing'i, DLSS Ray Construction'ı falan da açtım ve... 70 ila 100 FPS arasında değişkenlik gösteren bir performans sorunuyla karşılaştım. Açıkçası bu beklediğimden çok ama çok daha iyiydi. Piyasadaki en yeni ve görsel anlamda en zorlayıcı oyunlardan birini bu kadar iyi çalıştırdığını görünce de Rockstrix G18'in oyuncular için en iyi dizüstü bilgisayar seçeneklerinden biri olduğuna inancım iyice pekişmiş oldu. Ayrıca şöyle iyi bir haber de var. Bu laptop Black Friday dönemi için özel indirimlerle sunulacak. Açıklamadaki linkten bu kampanyalı ürün sayfasına ulaşabilir ve ilginizi çektiyse satın alabilirsiniz. Asus ROG'a sponsorlukları için teşekkür ediyorum ve incelememize başlıyoruz. Ve işte yine buradaydım. Bu odada, bu kitaplığın önünde. Bu kırmızı gömlek ve bariz şekilde bana dar olan tişört ile. Ama buraya nasıl gelmiştim? Alan iki 2 videosu oynadım olmayacak mıydı? Nasıl incelemeye dönüşmüştü? Hani sıradaki inceleme Assassin's Creed Mirage'dı? Alan 2'ye karşı duyduğum iritasyon beni zihnimin derinliklerine öyle bir itmişti ki bu videoyu incelemeye mi çevirmek zorunda kalmıştım? Peki şimdi Mirage'i incelemek için vakit kalacak mıydı? Aralık ayında Avatar çıkıyordu. O çıkana kadar Mirage'i inceleyebilir miydim? yıl sonu değerlendirmesi için oynamam gereken de tonlu oyun vardı. Bunları oynayacak vakit bulabilecek miydim? Kafam çok karışıktı. Her anlamda çok ama çok karışıktı. Mesela Alan Wake 2 Triple A bir oyun muydu? 2A olduğunu iddia eden büyük bir kesim vardı. Ama bütçesinin 50 milyon euro olduğu açıklanmıştı. Uncharted 4'ün de bütçesi 50 milyon dolardı ve AAA kabul ediliyordu. O zaman Elon Lake 2 neden olarak geçiyordu? Peki ya fan kitlesi? Bu incelemede söylediğim şeyler yüzünden ağzına sıçacak, beni oyunlardan anlamayan sığır kafa yapısına sahip birisi olmakla suçlayacaklardı. Onlara kendimi nasıl açıklayacaktım? Doğru cümleleri nasıl bulacaktım? Hayır. Bu işin böyle olmasına izin veremezdim. Hikayenin gidişatını ve sonunu değiştirmek zorundaydım. İşte yine geldik. Herkesin ama herkesin bayıldığı, tüm oyun basınından 9 onların dayandığı bir oyun ve ben sevemedim. Remedy çok ama çok saygı duyduğum istiyor. TPS ürünün gelişimi için sektördeki bütün şirketlerin toplamından daha fazla çaba göstermiş olabilirler. Yıllardır çıkarttıkları bütün orijinal oyunlar 3. şahıs nişancı türü içerisinde başka neler yapılabilir mantığıyla geliştirilmiş yapımlar. Ve tüm oyunları öyle ya da böyle seviyorum demeyi çok isterdim ama bu doğru değil. Max Payne'i çok seviyorum. Kontrole bayılıyorum. Ulan Quantum Break'i bile seviyorum ama Alan Wake, Alan Wake ile yıldızlarımız bir türlü barışmadı. İlk oyunu 2012 yılında hakkında çokça iyi şey duyduktan sonra oynamıştım ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Düşmanları alt edebilmek için önce ışık kullanmak zorunda olmak falan başlangıçta ne kadar ilginç gelse de oyunun uzunluğuna kıyasla yeterli çeşitliliği sunamadığından bir süre sonra aşırı sıkıcılaşmıştı. Silah ve düşman varyasyonu neredeyse yok denecek seviyedeydi. Hikaye başlangıçta ne kadar ilgi çekici de olsa bir süre sonra aşırı soyutlaştığından anlaşılmaz hale geliyordu. Final ise neredeyse hiçbir şey çözümlemeden bok gibi ortada bırakıyordu tüm olay örgüsünü. Oyunu sevmemek için fazlasıyla sebebim vardı kısacası. O yüzden de yıllardır Alan Wake 2'nin gelmesi için yalvaran kitleden olmadım hiç. Bana göre Remedy daha iyi projelere gelken açmıştı ve bu oyunun devamıyla uğraşmaktansa yeni IP'leri üretmeye devam etmeliydi. Ama hem Quantum Break'teki hem de kontrol içerisinde yaptıkları çeşitli teaser ile kitlenin bir devam oyuna ne kadar aç olduğunu test ettikten sonra sonunda Alan Wake 2 onaylandı ve orijinal oyundan 13 yıl sonra çıkışını gerçekleştirdi. Açıkçası ölüp bitmesem de oyuna karşı hype'lıydım. 13 yılda Remedy çok gelişmişti. Alan Wake 1'in geliştirilme sürecini de nasıl sıkıntılı geçtiğini bildiğimden deneyimlerinden ders alacaklarını ve daha planlı programla ilerleyeceklerini düşünüyordum. Eğer bilmiyorsanız Alan Wake 1 aslen açık dünya bir oyun olacaktı. Bright Falls'da özgürce gezebilecek ve karanlık varlıklara karşı mücadele ederken hayatta kalmaya çalışacaktık. Ama oyunu bir türlü toparlayamadıklarından ve geliştirme süresi uzadıkça uzadığından daha fazla da geciktirmemek için son bir yılda falan ellerindeki assetleri kullanarak lineer bir deneyime dönüştürmüşlerdi yapımı. Bu da oyunun neden bu kadar tek düzey hissettirdiğini, neden bu kadar az çeşitlik barındırdığını açıklıyordu aslında. Açık dünya konseptini oturtmaya çalışırken ve sonra da kalan parçalardan bambaşka bir oyun ortaya çıkarmaya çalışırken bunlara vakit ayıramamışlardı. Ama bu sefer durum farklı olacaktı. Ne sıkalıda bir iş ortaya çıkarmak istediklerini en baştan mantıklıca planlayacak, kaynaklarını düzgün şekilde kullanacaklardı. Geçen sefer gibi 4-5 tane eset ile 10 saatin üzerinde bir oyun ortaya çıkarmaktansa bir sürü farklı eset ile çok daha çeşitli etkileyici ve nitelikli bir deneyim sunacaklardı. Buna neredeyse emindim. Remedy'ye güvenim çoktu. Ve şu an oyunu oynamış biri olarak yaptıkları şeyin gerçekten bu olduğunu söyleyebilirim. Alan Wake 2 ilkine kıyasla çok daha odaklı, çok daha ne olmak istediğini bilen bir oyun gibi hissettiriyor. Öyle kısımlar ve sekanslar barındırıyor ki harcanan emeğe saygı duymamak elde değil. Bunun Sam tam olarak hayalindeki oyun olduğuna canı gönülden inanıyorum. Ancak bu benim hayalimdeki oyun kesinlikle değil. Ve bu idealist dizayn seçimlerine saygı duysam da Alan Wake 2 benim için gerçekten ama gerçekten çok sıkıcı bir oyundu. Başına oturmaya kendimi çok zor ikna ettiğim gibi devamını getirmek de bazı noktalarda ciddi bir eziyet oldu. İlk iki saati devirdiğimde videosunu yapmayacak olsam harbiden de es geçebilirdim bu oyunu. Canlı yayınlarımı izleyenler başına nasıl baygınlık geçirdiğimi hatırlayacak. Uyuyakalıyordum resmen lan. Yani özellikle ilk iki saatinde. Ama kastım ettim bitirdim ve bitirince fikirlerim değişti. Cidden baş yapıtmış bu oyun diyebilmek isterdim. Ancak öyle hissetmiyorum. Dediğim gibi cidden iyi olduğunu düşündüğüm epey bir kısmı var. Fakat geneline baktığımda pek de olumlu bir izlenim oluşturamadı bende. Son dönemki pek çok yapımda varlığını hissettiğim tempo probleminin Alan Wake de bolca boy gösterdiğini söylemem lazım. Burada derinlerde bir yerde gizli bir cevher var ama onu bulmak için katlanmanız gereken kazı süreci cevherin kendisine de değmiyor diye düşünüyorum. Neyse hadi daha fazla uzatmayalım ve oyunu irdelemeye başlayalım. elm Wake 2 ilk oyundan 13 yıl sonra geçiyor. Evet ilk oyun 2010'da çıkmıştı. Bu da 2023'te çıktı. Ne kadar da meta değil mi? <laughs> Bu daha hiçbir şey. Meta kavramını daha bolca kullanacağız hikayeden bahsederken. Evet efendim ana karakterimiz Alan Wake'in Dark Place'te kapalı kalmasının ve doğal olarak ortadan kaybolmasının üzerinden 13 yıl geçmiş durumda. Bu süreçte Bright Falls kasabasında ritüelistik bazı cinayetler boy göstermeye başlamıştır ve bunların gizemli bir tarikata bağlı olduğundan şüphelenen FBI, Ajan Sega Anderson'ı bölgede soruşturma yapması için görevlendirir. Saga Bright Falls'a ulaşıp 13 yıl önce ortadan kaybolmuş olan meslektaşı Ajan Nightingale'in bu cinayetlerin son kurbanı olduğunu görünce de şüpheleri doğrulanmış olur. Çeşitli dalavereler sonrasında Dark Place'in etkisiyle Taken'a dönüşmüş bir Nightingale'i alt ettikten sonra Kaldron Gölü suları çekilerek kıyıya vurmuş bir adamın ortaya çıkmasını sağlar. Bu adam 13 yıldır ortalarda gözükmeyen Ellen Wake'in ta kendisidir. Saga ile Ellen kafa kafaya vererek Bright Falls'a musallat olmuş bu tarikatın ve Dark Place'in gizemini ortaya çıkarmaya çabalarken aynı zamanda kendi varoluşlarını sorgulayacak ve neyin gerçek neyin bir hikayeden ibaret olduğunu anlamaya çalışacaklardır. Alan Wake 1 ne kadar kafa karıştırıcı bir senaryo ikinci oyun onun 10 on katı falan daha kaotik, daha soyut ve daha anlaşılması zor bir hikaye. Eğer özetten anlamadıysanız bu sefer tek bir ana karakterimiz yok. Alan Wake'in yanında bir de FBI ajanımız Saga var. Hikayeyi iki farklı perspektiften deneyim ediyoruz yani. Ve bunun olaylara daha hakim olmanıza yardımcı olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz efendim. Çözümlenmeyen gizemlerin sayısını iki katına çıkarıyor sadece. İlk bakışta Saga'nın hikayesi daha ayakları yere basan tarzda bir konsept gibi görünüyor. Ama o bile kısa sürede işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Gizemli bir tarikat var, seri cinayetler var, buraya kadar standart bir polisiye. Ancak olay Alan Wake'in yazımı devreye girince kontrolden çıkıyor. Saga hayatı boyunca Bright Falls'a hiç gelmemiş olmasına rağmen tüm kasabalarının onu tanıması, onlardan biriymiş gibi davranmaları, hatta çocukluğunu burada geçirmiş gibi anlatmaları falan ilk kafa karışıklığını yaratıyor. En büyük soru işareti ise Saga'nın kızının aslında yıllar önce boğularak öldüğü haberini almasıyla ortaya çıkıyor. Saga'da böyle bir anı yok. O kızının hala güvende ve hayatta olduğuna emin. Ancak Bright Falls'daki herkes hatta kendi ortağı bile durumun tam tersini iddia ediyor. Ne anlama geliyor ki bu? Kimin anıları gerçek? Saga, Alan Wake'in yazdığı hikayenin gerçekliği değiştirdiğini, bu yüzden de kasabada bulunan herkesin bu yeni anılara sahip olduğunu düşünüyor. Ama acaba anıları değiştirilen kendisi olabilir mi? Alan Wake'in hikayesindeki ana kahraman rolüne daha iyi bürünmesi için sahte anılar yazılmış olabilir mi? Veya hikayeyi Saga'nın gözünden deneyim gizem oluşturmak için anıları değiştirilmiş olabilir mi? Alan Wake gerçekten sadece Dark Place'ten çıkabilmek için masum bir kız çocuğunu boğularak öldürecek kadar acımasız biri mi? Sonuçta yazdığı şeylerin gerçeğe dönüştüğünü biliyor. Bu soruların cevaplarını almak için oyunu bitirmeniz lazım derdim ama bitirseniz de alamayacaksınız. Olay örgüsüyle ilgili spoiler vermeye niyetim yok. Şöyle oluyor, böyle oluyor demeyeceğim. Ama şunu bilin hikayenin filminde düzgün cevaplar alamayacaksınız. Hatta hiç cevap alamayacaksınız ve tüm gizemler sizin yorumunuza ve hayal gücünüze bırakılacak. Eğer DLC ile bir şeyleri toparlamaz ve açıklığa kavuşturmazsa Sam Lake abimiz o zaman şuna emin olacağım. Bu hikaye sırf gizemli olsun diye gizemli doldurulmuştur. Bu gizemlerin hiçbir cevabı yoktur aslında. En başından cevapları olması için değil, seyirciyi, okuyucuyu hikaye boyunca diken üstü tutmak için oluşturulmuştur bunlar. Amaç hiçbir zaman tatmin edici bir cevap vermek değildir. Deneyim eden kişiyi meraklı bırakıp hikayenin sonuna kadar götürebilmektir. Ve işte ben bu tarz yazımlara kıl oluyorum. Sam Lake abimizin abimizin ve Wake'i yaratırken David Lynch ve özellikle Twin Peaks'ten çok etkilendiğini biliyoruz. Bu etkiler temadan karakterlere bol bol hissediliyor zaten. David Lynch de aynı şekilde sadece seyirciyi diken üstü tutmak için gizem üzerine gizem bindiren, hikayeyi olabildiğince bulanıklaştıran hatta set sırasında aklıma şöyle bir şey geldi lan Şişt, sen uzun saçlı şu yatağın arkasına geçip bana oradan tip tip baksana şu an nerede kolonların bilmiyorum ama böyle bir görüntümüz olsun kafasıyla iş yapan bir yazar ve yönetmen olduğundan hiç benlik değildir. Severin laf tamam, Bu bir tarz sonuçta. Hikayeler bazılarına göre sadece çözümlendikleri andan ibaret değildir. Yolculuk da önemlidir. Katılıyorum. Yolculuk daha da önemlidir hatta bana göre. Ama çözümlenmediği zaman ben tatmin olmuş ayrılamıyorum. Çözümlenmeyen bir gizem hikayesi bana tamamen zaman kaybı gibi geliyor. Merak bir yazar için çok güçlü bir silahtır. Okuyucuyu avucunun içine alıp istediği gibi oynayabilir onunla merak kullanarak. Ve böyle gizemin çözümlenmediği hikayelerde ben bu merak silahı kötüye kullanılıyor gibi hissediyorum işte. Bunu daha önce de belirttim. Cevabı olmadığı sürece merak merak bir gizem oluşturmak cidden o kadar zor değil. Mesela Dostkayol diye bir YouTuber var. Bir de Yiyoruz diye bir YouTuber var. Bunlar kavgalılar ama birbirlerine de çok benziyorlar. Yiyoruz arada bir dostla yüz yüze bile geliyor hatta. Hikaye Yiyoruz'un aslında tamamen dostun kafasında olduğu ve kabul etmek istemediği pis boğazlığının vücut bulmuş hali olduğunu öğrenecek gibi oluyoruz. Sonra hop bir bakmışsınız Yiyoruz başka bir YouTuber'la eş yapmış. Nasıl lan? Yiyoruz'u sadece dost görmüyor muydu? Bunca zamandır gerçek miydi? Dost olayı araştırmaya başlar. Acaba anıları mı silindi? Yiyoruz diye gördüğü kişi kendisi mi? Yok yoksa dost çift kişilikli mi? Gece uyuduğunda yerine yiyoruz mu geçiyor? Sonra hop üçüncü bir dost daha. Bu seferki Luther olarak tanımlıyor kendini. Sadece yansımalarda gözüküyor ama dostun üzerinde etkileri var. Onun zihnini ele geçirip istediğini yaptırabiliyor. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Neden üç tane dost var? Hepsi kafasında mı yoksa birileri dostu mahvetmeye mi çalışıyor? Aman Allah'ım gizem gizem. Cevabınız hepsi dostun kafasında hiçbir gerçek değil olduysa yanlış arkadaşlar. Bir cevabı yok. Çünkü hiçbir zaman cevapları olması için yazılmadılar. Sadece ilgi çekmek için üretilmiş saçmalıklar bütünü bunlar. Yani bu konudan ben de suçluyum evet. Ancak 2-3 tane YouTube videosunun içine eğlence olsun diye yerleştirilmiş birkaç dakikalık muhabbetlerle... ...20 saatlik hikaye odaklı bir gizem oyunu yapmak da aynı şey değil be abi. İnsan bu kadar saat gömdükten sonra yerinde saymış gibi hissederek değil tatmin olmuş şekilde ayrılmak istiyor yani. Saga kısmı beni hiç ama hiç memnun etmedi kısacası. Diğer perspektif olan Alan Wake ise o bambaşka bir kafa yapısı zaten. Alan Wake kısımlarında ne yaşandığını size açıklayamam. Orada bir olay örgüsü olduğundan bile emin değilim. Yani bir şeyler oluyor evet ama yaşananların tamamı o kadar soyut, o kadar yorumu açık ki... Dark Souls oyunları daha anlaşılır desem yeridir. Tamam o kadar değil biraz abarttım. Alan Wake'in hikayesinin neredeyse tamamı Dark Place'in içinde geçiyor. Dark Place'in tam olarak nasıl işlediğini, mantığını, içindeki insanın ne hissettiğini, adapte olunup olunamadığını bilmiyorum, bilmiyoruz. Dark Place tanımlamam gerekirse buraya rüya ile kabus arasında bir şey derdim. Rüyalar nasıl mantıklı değilse her sahnesinde bambaşka şeyler olmasına rağmen içerisindeyken bu garipliği asla fark etmiyorsak ve uyandığımızda bu neydi lan şimdi diyorsak Dark de öyle bir yer işte. Bir şey yaşanıyor ama arkasında bir mantık olup olmadığını sorgulamıyoruz ne kadar doğru bilmiyorum. Dark Place'in anlaşılabilir olması gerektiğinden de emin değilim zaten. Ki bunu kabullenmekle bir sıkıntım yok. İnsan zekasını nasıl tam olarak algılayamayacağı varlıklar konseptini severim normalde. Öyle olmasa hiçbir Lovecraft mitosuna ve kozmik korku konseptine de saygı duymazdım. Ancak sevgili Sam Lake abimiz de bazen Dark Place'in hangi konsepte sunulacağına karar verememiş gibi. Alan Wake'in hikaye sunumu tamamen meta. Her şey iç içe. Hikayenin aynı anda hem yazıldığını hem de yaşandığını görüyoruz. Ama bunun haricinde ayrı birkaç katman daha var. Dark Place'in bir hikayenin yazım aşamasındaki zihin bulanıklığının bir alegorisi olduğunu düşündüm ilk başta. Sam Lake abimizin bir şeyler yazmaya çalışırken tıkandığı anlarda kafasından geçen her şeyin bir tür yansıması gibi. Bulanık bir zihnin içinden geçen sonsuz sayıdaki düşünce, fikir, görüntü nasıl ki geleneksel bir şekilde resmedilemez ise Dark Place'te öyleydi işte. Alan Wake'in hikaye yazarak bu yere şekil verebilmesi, değiştirebilmesi bundan dolayıydı. Silent Hill James Sunderland için neyse Dark Place'te Alan Wake için oydu. İşin alegori kısmından hala vazgeçmiş değilim değilim. Dark Place fikrini bu zihin bulanıklığından aldığına eminim neredeyse. Ama zaten karmaşık olan bir konseptin içerisine giderek daha fazla şey sıkıştırarak hikayeyi fazlasıyla boğduğunu düşünüyorum abimizin. Ve açıkçası birazcık da fazla kendi kendine eğlendiğini düşünüyorum. Alan Wake'in yaratıcısı ve yazarı Sam Lake. Hikayedeki Alan Wake bir yazar. Alan Wake'in yazdığı kitaplarda Alex Casey adında bir dedektif karakter var. Bu kitapların film uyarlamalarında dedektif karakteri Sam Lake adında bir aktör canlandırıyor. Ve hayır oyunda o karakteri kimin canlandırdığını söylemiyorum. Bahsettiğimiz kişi Sagan'ın orta olan Alex Casey değil. O bambaşka biri. Sam Lake ile olan görsel ve isim benzerliği tamamen tesadüfi. Veya olmaya da bilir bilmiyoruz. Belki Alan Wake'in gerçek dünyayı etkileyen yazımları ortaya çıkarmıştır bu karakteri. Neyse bizim bahsettiğimiz Alex Casey, Alan Wake'in kitaplarının Dark Place'te gördüğümüz ve gerçek olup olmadığını bilmediğimiz film uyarlamalarında başrol oynayan Sam Lake. Tırnak içinde gerçek dünyadaki o havalı Max Payne sesiyle falan değil, bizzat kendi cırtlak sesiyle ve koyu aksanıyla konuşan Semlek. Zamanında kendi yüzünü Max Payne olarak oyuna koydu diye dalga geçtiğimiz Sam Lake, bu sefer direkt kendisi se sesi ve ismiyle Alex Casey'i oynayan aktör rolünde. Metalığın kaçıncı seviyesi oluyor bu? Ve yanlış olmasın bunlar niye var diye şikayet etmiyorum. Bunlardan başka bir şey niye yok diye şikayet ediyorum. Bu tarz dördüncü duvarı kıran, seyirciye göz kırpan easter eggler falan hoştur tatlıdır. Ancak Ellen Wake'in hikaye kısmı tamamen bunlardan ibaret gibi geldi bana. Anlatılabilecek tonla şey varken sürekli yerinde sayan ve sonuç olarak hiçbir yere bağlanmayacak olan bir gizemi uzattıkça uzattıklarını hissettim. Mr. Dor, neyin nesi? Kimin nesi? Tüm bu talk show mizansen neden? Tom Zane, neden Ellen Wake ile aynı sahip. Ahdi neden enuna ton diye sesleniyor? Hiçbirinin cevabı olmadığı gibi olay örgüsüne de bir faydaları yok. Hikayeyi ilerletmiyorlar. Etki etmiyorlar. Gizem için gizemler yani sadece. Ama hiçbir etkileri olmayan bu hikayede o kadar fazla yer kaplıyorlar ki varlıklarının sebebine anlam veremiyorum. Alex Casey hadi neyse. Biliyorsunuz Remedy bütünleşik bir evren yaratmanın peşinde. Kontrol ile Alan Wake aynı evrende geçiyorlar. Oyunun ileriki aşamalarında Federal Bureau of Control baya bir dahil oluyor olay öyküsüne zaten. Ama Max Payne ve Quantum Break'in lisansına Remedy sahip olmadığı için onları bu evrene dahil edemiyorlar. Max Payne gibi ikonik bir karakteri yaratıp da kullanamamak Sam Lake'i üzmüş olacak ki o da çözüme Alex Casey'yi yaratmakta bulmuş. Geçmişi, tasarımı, suratı ve sesi neredeyse tıpatıp Max Payne olan bu karakter New Yorklu depresif dedektif Noir hikayesinin Remed evrene dahil etmenin akıllıca ama biraz da kör göze parmak tadında bir yolu. Dark Place ile olan derdim de bu işte. İçinde yaşananların %90'ı hikaye için önemli olan şeylerden çok Sam Lake'in ibaret gibi geliyor. Bir yazarın fantezilerini resmetmek istemesi yanlış mı? Hayır kesinlikle değil. Ama bunu nasıl bir konsept içerisinde kullanacağını bilmen gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada konuyu beklemediğiniz bir yere çekeceğim. Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler diye bir romanı var. Ve bu roman Sam yapmaya çalıştığı ama bana göre pek de kotaramadığı şeylerin çok daha iyi bir versiyonu. Kitabı okumak istemezseniz diye bunun bir de 2008 yapımı bir film uyarlaması var. Ona da göz atabilirsiniz. Gölgesizler pek çok farklı şekilde çözümlenebilir ve açıklanabilir. Buna şüphem yok. Ancak ben bunu yapabilecek donanıma ve edebi bilgiye sahip değilim. O yüzden ahkam kesiyorum zannetmeyin. Ben olabilecek en basit yerden bakıyorum bu hikaye. Gölgesizler bence bir yazarın kararsızlığı ve kendi yazdığı hikayenin içinden çıkamamasını anlatan bir eser. Yaşanan şeyler mantıklı olmak zorunda değil çünkü konsept o değil. Hem meta hem de dördüncü duvarla ilgili bir hikaye. Mantıksızlığın içindeki mantığı bulmuş bir hikaye bence. ve çoğu yerde kendiyle çatışıyor gibi hissettiriyor. Saga Anderson'ın soruşturması, Federal Kontrol Bürosu'nun varlığı, bunların doğaüstü olayları araştırması vesaire bu konseptlerin hepsi belli bir mantığın ve daha geleneksel hikaye anlatısının izleri. Ancak Dark Place'in içindeki tüm o meta anlatı o geleneksel yapıyla çok fena çatışıyor. Bir taraf benden bir direktif gibi tüm detayları göz önünde bulundurarak hikayeyi çözmemi isterken diğer taraf mantığı köşeye bırakarak şovun tadını çıkarmamı istediği zaman her şey allak bullak oluyor benim için. Seven'e diyebileceğim bir şey yok ne mutlu sizlere. Buna kötü bir hikaye demek gelmiyor içimden. Muhtemelen yıllar hatta 10 yıllarca defalarca elden geçirildikten sonra ortaya çıkan ciddi emek barındıran bir senaryo bu ama bana göre değil. Ben tutarlılığa önem veren biriyim ve Alan Wake'in hikayesi o tutarlılığa sahip değil. Ya ne olmak istediğini bilmiyor ya da o kadar iyi biliyor ki ...olurdu da üçüncü bir oyun gelirse ve olaylar çözümlenirse ağzımı açıp bırakıp bütün bu söylediklerimi yutturacak bana. Umarım ikinci seçenek olur. Seve seve tükürdüğümü yalarım hiç problem değil. Ve geçelim oynanışa. Oyuna girerken hikaye anlatımında çok da büyük umutlarım yoktu zaten o yüzden pek aya kırıklığı yaşadığımı söyleyemem ama oynanış işte orada Remedy'nin farkını ortaya koyacağını hatta uçup gideceğine emindim. Quantum Break ve kontrolden sonra beklentiler yüksekti doğrusu. TPS Remedy'den sordurdu sonuçta. Eh yani olaya sadece ateş etmek olarak bakıyorsak kötü değil. İlk inin aksine Alan Wake 2 korku ve hayatta kalma konseptini tamamen benimsemiş. İlk oyun bambam bam sıkarak gittiğimiz bir yapımdı sonuçta. 2'de hareket kapasitesi çok daha kısıtlı olan Resident Evil omuz kamerasını kullandığından daha dar görüş açısı sunan bir oyun var karşımızda. Karakterlerimiz çok daha hantal hareket ettikleri gibi silah kullanımları da yavaş. Böyle ağır bir hareket şeması üzerinden gidildiği zaman vuruş hissiyatı baya büyük önem arz ediyor tabii ki. Ve dediğim gibi kötü değil. Yani açık konuşayım ayılıp bayılmadım. Yine Last of Us Part 2'den bahsetmeyeceğim merak etmeyin. Ama Resident Evil kadar bile hoşuma gitmediğini söylemediğim. Aslında gerekli olan etmenler burada. Ateş ettiğiniz noktalardan bölgesel parçalanmalar falan koymuşlar neyse ki. O çok önemli bir etmen çünkü. Fakat bir şeyler eksik işte. Maalesef bunu kelimelere dökmem çok zor. Tam olarak triple kalitesini hissettirmiyor. Hani 2A böyle Remnant falanın birkaç tık üstü gibi. Kesinlikle kabul edilebilir bir seviye. Ama uf bir düşman çıksa da öldürsem ya da of be canım sıkıldıkça açar açar düşman vururum ben bu oyunda. Seviyesinde değil ki Remedy'nin bendeki en büyük galibelerinden biridir bu. Hala canım sıkıldığında açıp Max Payne 1'i oynayan adamım ben. Ve hayır bunu nostaljiden dolayı yapmıyorum. O savaş sistemini gerçekten sevdiğimden yapıyorum. Alan Wake 2'de böyle bir durum olmadı. Konu Remedy olunca beklentilerim biraz fazla yükseliyor sanırım. Ama beklentiler konusunu bir tarafa bırakırsam objektif olarak da savaşlarda eksikliğini hissettiğim çok fazla detay var. İlk oyunun da en büyük problemi olan çeşitlik bunların başını çekiyor. Ben bu oyunu 18 saatte bitirdim. 18 saat bu tarz linear bir yapım için epey uzun bir süre. Böyle bir süreyi oyuncuyu sıkmadan doldurabilmek için içeriğinin dolu dolu olması ve oynanışın yeterli oranı değişmesi lazım. Resident Evil gibi oyunlar bunu neyle sağlıyorlar? Yeni silahlar ve düşmanlar. Oyunda toplamda kaç silah var? 8 tane. Bunların 5'i Sagan'ın, 3'ü ise Alan Wake'in. İki karakterin de ayrı ayrı silahlar kullanması iyi, hoş ama bence yeteri kadar çeşitlik yok. Default silahların biri tabanca, diğerisi ise altı patlar olmasına rağmen aralarındaki fark birinin daha az mermi alması haricinde hissedilmiyor bile. İki karakterin de standart pompaları avcı tüfeği kafasında olduğundan iki mermiden sonra tekrar doldurmak zorunda bırakıyor insanı. Alan'ın işaret fişeği tabancası bomba atar kafasında olduğundan epey güçlü ve Sagan'ın silahlarına kıyasla en farklı olan da bu zaten. Sagan'ın alan temizleyen bir silahı yok çünkü. Onun en farklı silahı arbaleti. İsabetli atışlarda tek vuruşta indirebiliyor arbalet. Veya upgrade edebilirseniz bir düşmanı arbalet okuyla vurduğunuzda tabancalarınızdaki mermileriniz otomatik olarak bu arbalet okunu takip edebiliyor. Böylece ıskalama olasılığınız bayağı düşüyor. Bu mesela çok hoş bir mekanik. Bu tarz silahları farklı farklı şekillerde kullanmanın daha fazla yolu olsa 8 silah bile yeterli olabilir aslında ama diğer upgrade'ler çok daha basit. Şarjörün alabildiği mermi sayısını arttırma, tepmesini azaltma tarzı şeyler. Ki oyunda upgrade materyali o kadar az düşüyor ki hiçbir silahı full upgrade edemediğim gibi çoğunluğunu olduğu gibi bırakmak kaldım Ve işte uzun vadede bu her şeyi çok sıkıcılaştırdı benim için. Ki konu sadece silahlar değil, düşman tipi sayısı da çok az. Alien Wake'in dünyasının bir sınırı yok. Hayal gücünüzün alabileceği her türlü hilkat garibesi yerleştirilebilir bu evrene. O yüzden bu sefer ilk oyundan çok daha farklı düşman tipleri görürüz diye umut ediyordum. Ancak yine gölge kalkanlı insanlardan başka doğru düzgün bir şey bulunmuyor Alien Wake 2'de. Oyundaki en ilginç dizayn Taken Diver adı verilen başı kötü birbirine girmiş olan bir düşman tipi. Ama bunları da zaten oyun çıkmadan önceki oynanış videolarında göstermişlerdi. Yani onun haricinde bir de kurtlar var sanırım. Geri kalanların hepsi standart insanlar. Işık tutuyorsunuz, kalkanını kırıyorsunuz ve sonra mermi boşaltıyorsunuz işte. Ha kendi aralarında ayrışıyorlar. Bazıları yanınıza gelip saldırıyor, bazıları uzaktan bir şeyler fırlatıyor falan ama işin sonucuna baktığınızda sizi taktik değiştirmeye, farklı bir yöntem izlemeye zorlayan yok. Burada da yine ilginç fikirler yok değil. Özellikle Alan Wake ile oynarken her taraf gölge dolu olduğundan bunlardan hangisi düşman, hangisi değil anlamak ilk aşamada epey zor oluyor. Çünkü bazen siz diplerine kadar sokulana kadar tepki vermeden bekleyip sonra bir anda üzerinize atlayabiliyorlar. Hem mermi hem de el feneri bataryası da kısıtlı olduğundan hepsini Zırfı zırt bir harcayamıyorsunuz. O yüzden düşman olmamalarını umarak yavaş yaklaşmak güzel bir gerginlik ortamı sağlıyor. Yani ilk 2-3 saat böyle oluyor en azından. Ama aynı şeyi Alan Wake ile oynadığınız 8-10 saatlik sürenin tamamında yaptığınızda ne bir gerginliği kalıyor ne de eğlencesi. Aksine Angarya gelmeye başlıyor. Bir süre sonra içi gölge ile dolu bir odaya girdiğimde teker teker hepsine bakmaktansa koşarak geçmeyi tercih etmeye başladım. Öf hangisi düşmansa saldırınca belli eder kendini zaten diyerek yani. Alan Wake 2'nin oynanış döngüsüyle alakalı bahsedeceğim her konu eninde sonunda dönüp buna geliyor işte. Temel iyi ama çok tekrar ettiklerinden çabuk sıkıcılaşıyorlar. Neyse ki ilk oyunun aksine bu sefer boss savaşı koymayı akıl etmişler oyuna. Bossların tamamı ile Saga'ya kullanarak savaşıyoruz. Pek de yaratıcı veya oynanış anlamında başarılı bosslar değiller. Ama oynanış temposunu değiştirdikleri için varlıkları oyunu güçlendirmiş. Ha kontrolde yedikleri bokun aynısını burada da yiyip oyunun çeşitli noktalarına boss savaşı yerleştirip finale koymamışlar nedense. Bu kafayı asla anlamayacağım. Madem boss savaşı yapabiliyorsun neden finale koymazsın? Çok spoiler vermeden şöyle anlatayım. Spesifik bir karakterle boss savaşı yaptıktan ve alt sonra 2 saat daha oynuyor. Oyun boyunca yaptığımız şeylerin aynısını yine yapıyoruz ve ondan sonra zart diye bitiyor oyun. Tempoyu yükseltip yükseltip sonra bir anda düşürüp 2 saat daha oyuncuyu esir almanın mantığı ne Allah aşkına biri bana açıklasın. Tempo problemi neden bu kadar fazla oyunu etkisi altına almaya başladı ya? Son dönem hangi oyunla ilgili konuşsam sürekli bir tempo problemi, tempo problemi. Cidden yükseliş ve alçalışları ayarlamak bu kadar zor bir şey olmamalı diye düşünüyorum ama hayatımda hiç oyun geliştirmedim o yüzden bilip bilmeden konuşmayayım. Ha bunu başarabilen oyun sayısı bu kadar fazla olunca gerçekten yorum yapabilmek için eleştirici olmama gerek var mı ki diye düşünmüyor da değilim o ayrı mesele. En basitinden tek kişi tarafından yapılan Undertale bile tempoyu nasıl koruyacağını bilirken Alan Wake'in yer yer bu kadar durgunlaşması mantıklı gelmiyor. Ve savaş mekaniklerinin kısıtlığı bunda bir bahane değil hayır. Mesela Uncharted oyunlarına özellikle de 3'e bakalım. Tempo konusunda ders diye okutulabilecek bir oyun bence o. Evet oynanış mantıkları tamamen farklı. Aynı yapıda oyunlar değil ama o yüzden karşılaştırmak saçma gelebilir. Uncharted çok daha hızlı bir oyun ama silah ve düşman çeşitliliği anlamında Alan Wake'le aşağı yukarı aynı seviyede bir yapım aslında. Ve ilk iki oyun sevmemin en önemli sebebi de o işte. Çok uzun sekanslar boyunca aynı düşman tipleriyle tekrar ve tekrar savaşmak baygınlık geçirmişti bir süre sonra. Ama Uncharted 3 sürekli doğru oranda yükselip alçalan temposuyla beni öyle bir bağlamıştı ki oyuna resmen başından kalkamamıştım. Gösterdiği değişkenlik bağımlılık yaratıcıydı. Madem mekanikler bu kadar kısıtlı yani Alan Wake 2'de de bu tarz sekanslar olmalı diye düşünüyorum. Ha bazı gerçekten güzel sekanslar var. Kendimizi bir müzikalin ortasında bulduğumuz ve arka planda karakterlerin live action aktörlerinin dansa eşliğinde neredeyse sınırsız kaynaklarla Taken'larla Savaşmak. Cidden çok keyifliydi. Bu noktaya kadar oyuna karşı çok negatif duygular besleyen biri olarak için bir umut kapladı. Oyun sonunda açılmıştı galiba. Sıkıcı kısımları geride bırakmıştım. Ancak oyun bir daha bu kadar yükselemediği gibi aynı monotonlukta da ilerlemeye devam etti. Monotonluk derken neyi kastediyorum diye sorarsanız da, efendim bu oyunu 4 kısma ayırabiliriz. Birincisi Savaşmak zaten ondan bahsettik. Savaşlar süper olmasa da oyunun en eğlenceli kısmı ona şüphe yok. İkinci kısım bulmacalar. Oyunda hem zorunlu hem opsiyonel bolca bulmaca var. Bulmacaların genel olarak kaliteli olduğunu söylemek istiyorum. Bazıları etraf taraftan şekil bulma tarzı basit şeylerken bazıları ise cidden kafanızı çalıştırmanız gereken tatlı şeyler. Açıkçası daha bile bol olmalarını isterdim. Daha fazla bulmaca bu oyunun genel akışına çok yardımcı olurdu bence. Çünkü problemler 3. ve 4. kısımda başlıyor. 3. kısım Mind Place. Mind Place isminden de anlayabileceğiniz gibi Saga'nın zihnindeki çıkarımlar yapmak için kullandığı bir oda. Kızımız adeta Sherlock Holmes muşyasına her şeyi zihninde depolayıp dosyalıyor. Burası aslında oynanabilir bir menü mantığında. Harita olsun, objektif listesi olsun hepsi burada. Ve oyuncu o zaman bir sonraki objektif vermek için bu Mind Place'de delilleri dosyalamanızı istiyor. Saga o anda ne ile uğraşıyorsa tahtta başlık olarak çıkıyor. Siz de uygun delilleri uygun başlığa yerleştirerek elde geç asıl objektifi ortaya çıkarıyorsunuz. Bu ilginç bir fikir. Görevi size direkt vermektense gerçek bir FBI ajanı gibi delilleri birleştirip çıkarım yapmak falan. Yenilikçi bile denebilir. Ama sıkıntı şu, yanlış yapma şansınız yok. Eğer doğru delili doğru başlığa koymazsanız oyun kabul etmiyor. Doğrusunu bulana kadar tekrar ve tekrar denemek zorundasınız. Madem zaten yanlış yapamıyorum bu delilleri teker teker birleştirmenin ne manası var diye sorarım o zaman ben de. Çünkü ilk başta ne kadar ilginç gelse de 3. Mind sekansında öfleyip püflemeye başlamış oyunun sonlarına doğru ise bit artık diye bağırır hale gelmiştim. Bu resim yazı eşleştirme muhabbetinin zorunlu olması cidden fena irite etti beni. Üzgünüm eğlenceli değil yani. Herhangi bir zorluğu da yok. Kendinize atmosferi ve hikayeyi %100 kaptırıp her bir delili baştan sona okuyarak oynayacak olanlarınız var ise keyif alabilirsiniz belki ama benim bu tarz oyunlarda hikayenin belgeler üzerinden anlatılması muhabbetine nasıl baktığımı biliyorsunuz. Tembelce buluyorum. Üzerine bir de benden eşleştirme yapmam beklenince bir süre sonra afakanlar basıyor. Vallahi hiç okumadan on bu mu diye rastgele yerleştirip elimden geldiğince hızlı geçtim bunları. Bu dosyalama ve eşleştirme işlemi sadece ve sadece düzenleme takıntısı ve obsesif kompulsif bozuklukları olanları tatmin edecektir diye düşünüyorum. Hani çözülecek bir bulmaca falan olsa ben de keyif alırdım ama <laughs> fikir ilginç, uygulanış çok kötü. Dördüncü kısım ise backtracking. Aman Allah'ım oyunda çok fazla backtracking var. Habire aynı yerlerde ileri geri koşturup duruyorsunuz. Korku hayatta kalmaya bu şimdi. İlkinin aksine sürekli ilerleyip değişen alan da değil sabit ama doğru nesneleri bulmanıza beraber giderek genişleyen birkaç farklı haritaya sahip. İlk oyun Resident Evil 4'e daha yakın ise bu Resident Evil 2'ye veya Village'e daha yakın yani. Resident Evil bu formülü aynı anda hem devasa hem de kompakt hissettirebilen, kısa yollarıyla birbirine bağlanan ve her köşesinde ayrı bir detay barındıran harika harita dizaynları ile sunuyor bizlere. Alan Wake 2 ise ne yapıyor? %80'inde hiçbir şey olmayan koca koca haritalar, kanı hızında hareket eden iki karakter, ileri geri, git gel, git gel, git gel, git gel. Bu oyunda toplam 4.5 saat animasyon animasyonunu ara var. Savaş ve bulmacaların toplamı yine iyimser bir bakış açısıyla 4-5 saattir. Kaç etti? 10 saat. Geri kalan 8-10 saatlik süre ne peki? Mind Place'de fotoğraf eşleştirmek ve oradan oraya e yavaşça yürümek. Yemin ediyorum kaç kez ekrana koş lan azıcık koş diye bağırdım hatırlamıyorum bile. Alan ve 2'yi epey seven ve oyunlar konusunda benden çok daha sabırlı olan sevgili kız arkadaşım bile kaç defa karakter çok yavaş hareket ediyor ya diye şikayet etti. Bu hiçbir şey olmayan uzun yürüyüş sekansları ne akla hizmet yaptılar bilmiyorum ama sanırım dertleri oyuncuyu atmosfere sokmak. Bir korku oyunu olarak Yalınbeykiki'nin atmosferi çok güçlü ona hiç lafım yok. Hem Bright Falls hem de Dark Place'i cidden rahat seyirci yapmayı başarmışlar. Oyun boyunca tüylerimin ürperdiği çok oldu. Ancak o her an karşıma hiç tahmin edemeyeceğim türde bir şey çıkacak veya çok kaynak kaybedeceğim ya da öleceğim stresini yaşatamadı bana Yalınbeykiki. Çatışma sayısı o kadar az ki oyun üzerime kaynak boca etmese bile her daim fazla fazla cephanem ve can tamlayıcım vesaire oluyordu. Ben de bir süre sonra doğal olarak neyden korkmam gerekiyor ki o zaman diye düşünüyorum başladım. Çıkan düşman tipleri belli. Yeni bir şeyin geldiği yok. Paso aynı gölgeler. E cephanem de var. E o zaman tekrar diyorum oyunun atmosferi çok güçlü ona laf ettiğim yok. Gerek ses dizaynıyla gerek görsellikle çok güzel estetik kasmış Remedy. Ama oynanışla da onu desteklemeli lazım be abi. Habire filtreli bir sesle Alan Wake, Wake, Alan Wake diyen gölgeler 15. dakikadan sonra korkutucu gelmiyor. Bir de bir şey diyeceğim. Oyunun jumpscare'larını çok ucuz bulan bir tek ben olamam değil mi? Jumpscare konusunda çok mu katı bir bakış açım var bilmiyorum ama bu ani korkutmaların yerinde kullanılması ise çok çabuk eskidi düşünüyorum ben. Animal Wake 2'de Outlast gibi hiçbir oynanış mekaniği olmayan bir oyundan bile daha fazla jumpscare var. Ve %99'u siz alakasız bir şey yaparken aniden ekranda beliren ve bağıran bir surattan ibaret. Bir iki kez olsa irkilirsin ve gülüp geçersin ama oyun boyunca zırt pırtı olunca adamlar oyunu yeteri kadar korkunç yapamadıklarını fark ettiklerinden bu ucuz jumpscare'leri doldurmuşlar diye düşünmeye başladım. Ve hayır bu jumpscare'ların %99'unda mimik bile oynamadı bende. O kadar alakasız yerlerde giriyorlar ki abi. Atmosfer bazı korkuya bu kadar sırtını yaslayan bir oyunun böyle Steam'deki hazır resetler hazırlanmış dandik yürüme simülasyonları gibi davranması çok üzüyor beni. Tüm bu saydığım problemleri göz önünde bulundurduğumda Alan Wake 2'yi oyun olarak değerlendirmekte zorluk yaşıyorum. İşin oyun kısmı çok mini minnacık çünkü. Bu daha çok içine mini game'ler yerleştirilmiş bir deneyim gibi. Hani Hellblade, A Black Tale falan tarzı. Bunu dediğime inanamıyorum ama Death Stranding bile daha oyun gibi geliyor şuna kıyasla. Deneysel yapımları veya ağır oyunları kendi çaplarını bildikleri sürece takdir edebilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Red Dead Redemption 2 oyun standartlarına göre aşırı gerçekçi olan açık dünyasıyla ve ağzına kadar dolu içeriğiyle o yavaş başlayan temposun hakkını veriyordu. Veya yine bu yıl oynadığım Amnesia The minimal ama gerçekten minimal savaş barındırmasına rağmen sıkı bölüm dizaynı ve süre içerik dengesini iyi kurmasıyla beğendiğim bir yapım olmuştu. Alan Wake 2'de bu hissiyatı kesinlikle alamadım. Hayır keşfin de büyük oranda bir anlamı yok ki. Resident Evil oyunlarında keşif uzun vadede çok önemlidir. Envanterinizi genişletmenizi sağlar, silahlarınızı geliştirir, oyunun akıcılığını korur. Alan Wake 2'de çıktığınız keşiflerin hatta sayıdır bir kısmı sadece daha fazla cephane veya can tamlama nesnesi veriyor ki önemli bir savaş öncesi oyun zaten bunu onları öyle ya da böyle sunuyor. Yani keşif yapmasanız bile hasımlarınızı alt etmek için yeterli kaynağınız oluyor hep. Daha önce de belirttiğim gibi envanter veya silah upgrade'i yapabiliyorsunuz ama oyun anlamsız bir şekilde o kadar az miktarda veriyor ki bunları ulaşmak için kışınızı yırtmanız gerektiği gibi çok da etkili değiller. Genelde çok minimal yükseltmeler. Hiçbir upgrade'den sonra kendimi böyle harbiden gelişmiş hissedemedim. Hani Resident Evil'lardaki gibi kritik değiller. Varsayılan ekipmanla çok rahat bitirilebilir bir oyun belki ki. Bir de Remedy gözünü seveyim hangi yıldayız abi ya? Karakterin açması için anahtar bulması veya arkasından dolanması gereken kapı niye bir elli boyunda ve gülüm? Üstün sağ eğitimine sahip dahi FBI ajanı kendinden daha kısa dökülen tahta bir kapının üzerinden niye atlayamıyor abi? Veya devrilmiş bir kütük görünce neden o yol bir anda geçilmez sayılıyor? Karakterin altında araba yok bir şey yok. Kütüğün üstünden veya altından geçmemesi için hiçbir sebep yok. Bu tarz şeyler beni atmosferden koparıyor doğrusu. O tahta kapıyı alıp elektrikli dikenli tele çevir mesela. Yola kütük koyup hiçbir şekilde geçilemez yapacaksan o yolu hiç koyma ya da daha yaratıcı şeylerle de kapat ne bileyim abi işte. PlayStation 2 döneminde değiliz artık düşük bütçeli Robocop oyunu bile daha inandırıcı şekilde kapatıyor harita sınırlarını. Sınırlar demişken oyunun kapalı bölüm dizaynları hiç fena değil. Ne zamanki şu açık Bright Falls haritasından kurtulup Huzur Evi gibi, Ocean View Oteli gibi kapalı bölümlere girsem oyundan aldığımız zevk kat be kat arttı. Deli danalar gibi oradan oraya koşturmak yerine tek bir alanın içerisinde bulmacalar çözmek ve Taken'larla savaşmak çok daha keyifliydi. Özellikle Elinor Writer's Room muhabbeti bu işe ayrı bir tat kattı. Saga'nın süslenip püslenen Mind Place menüsünün Elinor'u uyarlanmış hali olan Writer's Room sevgili yazar karakterimizin hikayeyi değiştirerek çevresini bulunan alanları manipüle etmesini sağlıyor. İçinde bulunduğunuz haritayı şekillendiriyor ve bu sayede normalde girip çıkamadığınız bölgede erişim sağlıyorsunuz. Çok komplike veya aşırı detaylıca dizayn edilmiş bir şey değil ama Sagan'ın anlamsız Mind playsinden sonra bana çok iyi geldi açıkçası. Hangi yeni senaryo konsepti devam etmemi sağlar diye sahneleri değiştirerek kombinasyonlar denemek falan keyifliydi. Dediğim gibi wow'luk bir durum olmasa da oyuna biraz da olsa aradığım çeşitliliği kattı. Ki böyle durumlarda durup düşünüyorum. Açık bir haritaya ne gerek vardı? Merkez hub olsun diye koymuşlar biliyorum ama oyun zaten kendi içerisinde bölümlere ayrılmış durumda. Direkt bölüm bölüm ilerleyeceğimiz, her bölümde farklı bir kapalı alanı keşfe çıkacağımız şekilde dizayn etselermiş oyunu bize aradaki angayalardan kurtarır ve daha akıcı bir yapım ortaya çıkarabilirlermiş bence. Hani öyle ağım şahım bir hapta değil ki zaten Bright Falls. Bir kısmından diğerine geçmek için arabaya gidip yükleme ekranı izlemeniz gerekiyor. Yani kesintisiz bir deneyim de söz konusu değil. Sadece atmosferi sağlamak adına koyulmuş ama faydasından çok zararı olan bir hap bölgeyi hissediyorum Bright Falls için. Teknik detaylara girip bu incelemeyi de bitirelim. Video boyunca gördüğünüz gibi oyun görsel anlamda göz kamaştırıcı. Remedy'nin tüm oyunları gibi grafikte anda birinci Parti Sony yapımlarıyla yarışabilecek seviyede bir iş var ortada. Ağzına kadar ışık oyunlarıyla doldurulmuş bir yapım olduğunu RTX ve Petro Racing'i bolca kullanmışlar. Neredeyse teknoloji demosu olmuş diyebilirim. Doku kalitesi, ışıklandırma vesaireden yana bir şikayetim yok. İyi oyun, hoş oyun. Ama animasyonlarda, daha doğrusu bazı düşman animasyonlarına çok garip hareketler gördüğüm oldu. Taken'lar neredeyse ışınlanıcısına çok hızlı hareket ettiklerinden bazen fena sapıtabiliyorlar. Ağaca takılan kurtlar mı dersiniz? Dibinde savunması şekilde durmanıza rağmen saldırıyı dümdüz ileri doğru yap sizi komik şekilde ıskalayanlar mı? Fırlattığı somut objelerin içinden geçerek size isabet edenler mi? Veya bu animasyonla alakalı bir sıkıntı olmasa da kameranın pek çok savaşta kafayı yiyip kendinden geçmesi mi? Dürüst olmak gerekirse oyun über süper bir yapım gibi gelmedi bana. Şu tarz sorunlar savaş kısımlarına çok bol boy gösterdiler çünkü. Ses konusunda oyun daha önce de bahsettiğim gibi çok iyi bir iş çıkarmış. Ortam sesleri atmosferi sağlamakta çok çok başarılı. Live action kısımlarda Alan Wake'i canlandıran aktör ile seslendirmecisi aynı olmadığından bazı yerlerde dudak senkronunun bariz şekilde tutmadığı yerler var. Semlek konusuna hiç değinmiyorum bile. O abi zapayrı bir mesele ama genel anlamda görselde de seste de oyun beni hiç rahatsız etmedi. Performans konusunda ise 4070 Ti gibi iyi bir ekran kartı sahibi olduğumdan maksimum ayarlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Oyunun hiçbir noktasında kasılma veya gözle görülür bir FPS kaybı olmadı. Bu tabii ki oyunun iyi optimize edildiği anlamına gelmiyor. Oyun çıkmadan önce minimum sistem gereksinimlerinin saçma seviyede yüksek olduğunu duymuştum. 2000 veya 3000 serilerinin nasıl bir performans verdiğini bilmiyorum ama 4000 serisi bir kartta sıkıntı yaşatmadığı ortada. Yani iyi bir optimizasyonu var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bu sene çıkan bazı rezalet yapımlar gibi bir durum söz konusu değil en azından ona seviniyorum. Ve geldik sona. Alan Wake 2 gerçekten garip bir konu başlattı benim için. Bazı yönleriyle gerçekten takdirimi kazanan, üzerine harbiden uğraşıldığını bariz şekilde görebildiğim bir oyun olmasına rağmen çoğu beceriksizlik değil, spesifik bir yönetmenin dizayn seçiminden kaynaklanan meselelerden oyundan doğru düzgün keyif alamadım. Basitçe özetlemek gerekirse Alan Wake 2 bana göre bir oyun değil. Sinematik ağırlıklı oyunlardan oldukça keyif alabilen bir insan olmama rağmen oynanışı her daim ön planda tutuyorum. Ve bu oyun bana özellikle dünyasıyla yeteri kadar etkileşim sunmadı gibi hissediyorum. Sam Lake de aynı kocuma gibi sanki film ya da dizi yapmak istiyormuş da fırsatını bulamadığından hacını oyunlardan çıkarıyor gibi geliyor bana. Kontrol ile aynı evrene geçmesi ve kontrolü dair yaptığı göndermelerden dolayı ayılıp bayılan bir kesim olduğunu görüyorum. Evet, bu göndermeler iyi, hoş da oyunun büyük bir kısmında sıkıldığım gerçeğini değiştirmiyorlar maalesef. Özellikle finale doğru sürekli kendini tekrardan diyaloglar cidden baygınlık geçirdi. Anladım lan anladım. Hikaye yeni bir final yazman lazım, evet. Yeter. Oyun boyunca aynı şeyi söyledin zaten. Yeter. Daha kısa, daha kompakt ve daha sıkı bir yap olsa ve Wake 2'den çok daha fazla zevk alabileceğime eminim. Ama şu anki haliyle Remedy Triple bütçesiyle deneysel 2A bir oyun yapmış gibi hissediyorum. Bu stüdyo karşı güvenimi kaybetmiş değilim. Şu anda Max Payne 1 ve 2'ye remake yapıyorlar ve yeni motorla nasıl harikalar yaratacaklar merak ediyorum. Yani umarım bir yandan Control 2 üzerinde de çalışıyorlardır.